Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneden taviyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunda aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet size çok güzel bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Çıtı pıtı, herkesin yapabileceği bir model. Modelimiz bu arkadaşlar. Şöyle zarif güzel bir model hazırladım. Bakın, şöyle bir ara suyu bildiğiniz ara suyu ve ara suyunun üzerine yapılmış tek yaprak ve yeşil dalın üzerine bu şekilde çiçekler hazırladım. Dediğim gibi arkadaşlar çok kolay ama çıtı pıtı çok zarif duran bir model oldu. Şöyle karşıdan bakıtayım Zarif, hoş, narin bir model. Evet, şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. Şöyle ara mesafesine de Örnek amaçlı bakın ben 5 tane bırakıyorum. Siz ne kadar isterseniz. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledikten sonra 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 3 seferde bir trabzanı hazırladım. 4 tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum bu trabzanın arasına bir tane kirpiğimi oluşturdum bu şekilde. Ve yanına hemen bir tane sık iğne yapıyorum iki zincir yanına boş olana kapattım bu kadar arkadaşlar bunu bakın 5 verirsiniz 7 verirsiniz en fazla ama boyamız böyle çıtır çıtır bakın şöyle bunu fazla ara misafesi güzel durmaz arkadaşlar zarif iri bir model olmadığı için ara misafesini 5 veya 7 verebilirsiniz Şimdi iki zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Ve iki ve iki. Bir, iki zincir kapatıyorum. İlk üçgen hazır. İkincisini de şöyle iki zincir çekip bir defa doladım. İki ve iki. Şimdi bu yarım trabzanın üzerine sekiz tane zincir çekiyorum. Bakın. Altı, yedi ve sekiz dönüyorum. Buradaki boş olanın içerisine girip sık iğne ile buraya sabitledim. Ve bir zincirle hemen içerisine girip şöyle yaprak daha dik ve güzel görünüyor arkadaşlar. Eğer şayet bu şekil yaparsanız hemen sık iğnenin üzerine bir tane zincirimi çekip şöyle iki iki alarak trabzanı hazırladım bir zincir bir tırabzan, iki tırabzanımız oldu. Şimdi bir defa tığımı doladım. 3 seferde 1 2 ve 2. 3. tırabzanım. iki defa tığı doluyorum. Şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. Yine iki defa tığımı doladım. 1 2 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar bakın bir zincirle beraber 5 trabzan yaptık. Burada da aynı şekilde 5 trabzan yapmışız. Ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. Hemen trabzana kapattım. Sık iğne yapıp aşağı iniyorum. 1 2 3 4 şöyle 5 altıncıyı da yuvada yapıyorum. Evet yaprağımız bildiğimiz kolay. Yıllardır yaptığımız yaprak arkadaşlar bakın. Bu şekilde dört tane kenarında beşincinin içine de beş tane sık iğne yaparak yaprağı tamamladık. Şimdi esas önemli olan yer burası arkadaşlar bakın. Şimdi buraya bir tane muhakkak sık iğne yapıyorum. Bu aşağı indiğim sık iğneyi saymıyorum. Orayı da sayarsak ikinci sık iğne diyebilirsiniz. Fakat bir tane sık iğne diyorum. Yuvaya mecburen sık iğne ile giriş yaptığımız için. 3 zincirimi çektim. 2 defa tığı doladım. Hemen yuvanın içerisine girip şöyle 1, 2, 2 ve 2. Dediğim gibi bu kısım önemli arkadaşlar. Dalın 3 seferde değil 4 seferde daha uzun alınması gerekiyor. Yukarı doğru çiçeği taşıması için. Şöyle yine 4 zinciri çekip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Burayı sık iğne ile dolduruyorum bakın. 2 3 4 5 Şöyle 6 Şu arkadaşlar bakın dalın yukarı doğru dönüm oyuntusunu vermek gerekiyor bu modelde. Onun özelliği de şu tığ battılara çiçeğimizin değmemesi için daha güzel duruyor. Çiçek deyince tığ battılarla karışıyor arkadaşlar. O yüzden bu dalı böyle yukarı doğru meyilli verirseniz yani fazla 4 değil 5 değil 6 veya 7 sık iğne ile şöyle yukarıya bakıtırsanız dalı çiçeği daha yukarı taşıyacaktır. Şimdi buraya arkadaşlar iki tane sık iğne yapıyorum. Bakın bir, iki. Burada çünkü tığ, e, çiçeğimizi buraya yuva olarak kullanacağız. Bu sık iğnelerin üzerine rahat girebilmek için. Bakın burada da aynı şekilde rahat girebilmek için iki sık iğne. Burada da 3 olacak arkadaşlar. Yuvaya girdiğimiz sık iğne ile beraber sayarsak 3. Bir de bu tığ battının arkadaşlar şeyine inmek için üçgen trabzanı tamamlamak için yarım bıraktığımız bir de oraya sık iğne şöyle e, bu şekilde sık iğnelerle hem dalımızı hem yuvamızı yukarıda tutmuş olacağız iki tane zincir çekiyorum ve yarım kalan çok konuşunca kafanız karışmasın arkadaşlar gayet basit ben hani anlatabilmek için biraz fazla konuşmuş olabilirim bu şekilde olacak dalımızın çiçeğimizi güzel gösteren bu dalımızın bu şekilde yapılması Evet şimdi şurada yapmış oldum bir tane yapmıştım ondan bir iki tane daha yaparak size çimeni tamamlayayım arkadaşlar şöyle bakın iki tane zinciri çekiyorum bir defa tığı doladım hemen ara suyunun yapımına başlıyorum 3 seferde 1 2 ve 2 trabzanı hazırlayıp üzerine 4 zincir çekiyorum şöyle yanına bir sık iğne kirpiği daha güzel gösteriyor sık iğne tomurcuğu belirgin yapıyor. Evet, tekrar iki zincir bir defa tığımı doladım. Şöyle üç seferde dört zincir. Kapattım kirpik olarak. Yanına bir sık iğne iki zincir. Evet şunu bakın oluşumu üçgen şöyle kirpikli sık iğneli ara suyumuzun iki tane daha yapıp çoğaltıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet çimeni hazırladık. Şöyle e, bakın, ters tarafına çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle dalı da tırnağınızla düzeltin arkadaşlar. Demin ben göstermeyi unutmuşum. Buraya yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyorum ve 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Buradaki 4 zincirli tepedeki yuvanın içerisine girip 9 zincir buraya sabitliyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum. 4 zinciri buraya kapatıp bir tane pipirik oluşturdum. Yuva içinde yuva. 8 zincir çekiyorum. ve buraya hani bu yaprakla dalın arasına bir zincir çek, bir sık iğne yapmıştık ya orayı yuva edinip buraya sabitliyorum bak bu şekilde şimdi 3 tane zincir çekiyorum düz tarafına döndük ters tarafında bu şekilde şöyle dalın kenarlarına ve tepe noktasına yuva hazırladık şimdi bu yuvaları ikişer zincirli kirpiklerle Böyle doldurup süsleyeceğiz. 2 zincirimi çekiyorum. Kapattım. Şöyle 3 4 göstereyim arkadaşlar şöyle bakın bu şekil oluyor. Ve 5 6 Şöyle 8 zincirin içerisine 7 tane kirpiği yaptık. Yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Bu şekilde. Ve buraya 7 zincirden 3 tane kirpik yapıyorum. 5, 6 ve 7. 7 zinciri kapatıp pipiriyi oluşturdum. 5, 6 ve 7. İkinci 4 5 6 ve 7. Bu 4 zincirli yuvanın içine de 7 zincirden 3 tane bu şekilde kirpiği hazırladım ve sık iğne ile de dibine bir tane yapıyorum. Bakın şu bu sağ ve sol tarafına sık iğne yaparsanız kirpikler kendini daha güzel gösteriyor arkadaşlar ve bu yuvaya da sık iğne ile geçiş yapıyorum am dibine sık iğne. Şöyle göstereyim. Hem de yuvaya sık iğne. Şimdi aynı şekilde buraya iki zincirden kirpikler hazırlıyorum. Bakın. 1 2 zincir 2 kirpik 3 kirpik 4 5 6 ve 7 bak. Yuvalara da bu şekilde minik minik kirpikler hazırlıyorum. Bu arkadaşlar ana sık iğneli dalın içerisine de bir tane sık iğne ile geçiş yapacağız. Şöyle orantılı, ovalli güzel duruyor. O şekil yapılınca bakın buraya yeşil yuvanın içerisine hem de şu ipimiz arkada kalmış oluyor. Bakın o gözükmüyor. Evet. Bir zinciri de üzerine çekiyorum. İpimi koparalım. Yakalım. Ve bakalım. Bakın. Kalıp gibi şöyle güzel bir çiçeğimiz oluyor. Evet, şimdi pipiriğini de yapalım dalımızın ucundan. Buraya 4 veya 5 zincirden bir yuva hazırlıyorduk. Şimdi buraya sık iğne ile ipimi sabitledim. Ve 5 tane zincirden Buraya 4 tane piprik hazırlıyorum. Eğer ipiniz kalınsa buranın zincirin 4 çekini arkadaşlar. Benim ipim çok ince. 1 2 3 4 5 zincir. Sıkı sıkı esnetilmiş. İncecik yapılmış. 2 3 4 5 zincir. Şöyle bakın çiçek gibi açılıyor sıkı esnetilmiş incecik iple zincir pipirik yapması daha hoş durduruyor Evet bunu da bitirdik arkadaşlar bakın bunu ilk önce yapıp sonra ters tarafından ben şöyle örümcek geçip bu şekilde yuvarları hazırlayarak da yapabilirsiniz Ben ekranta size zorluk gözükür diye bu şekilde yaptım ama İlk önce bu pipiri yapıp şöyle tersinden örümcekle buraya geçebilirsiniz. Yuvaları hazırlayabilirsiniz. Daha da kolay olur size püf noktası. Hemen ipi yakıp geleyim. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle bakın. Modelimizi gösterelim. Gerçekten çok güzel şöyle yapılası modellerden oldu arkadaşlar ve yapımı çok kolay kafa karıştırıcısı yok tersinden de şöyle kalıp gibi ütülendiğinde zaten bakın yapıldığı anda bile kalıp gibi oluyor bir de ütüleyince böyle sıcakta tiril tiril olacaktır sıcak ütüyle hoş ve zarif bir model hazırladım bakın sizlerde arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.